Saygılar, selamlar. Aksaray Tarihi ve bugünün programımızın yeni bir bölümüyle daha sizleriz. Bugün Aksaray'ın iki gözü, Cumhuriyet tarihinin ilk un fabrikası olan Azmi Milli Un Fabrikası'nın kuruluşu ve kurulduktan sonra yapmış olduğu faaliyetler hakkında olacak. Sadece bu programlık değil, bundan sonra yapacağımız iki programda da Azmi Milli Un Fabrikası'nın kuruluşunu ve faaliyetlerini inceleyeceğiz. 1924 yılında Aksaray mebusu Vehbi Çorakçı Bey'in büyük gayretleri ve uğraşları ile Azmi Milli Türk Anonim Şirketi kuruluyor. Biz şirketin tarihini ve kuruluşunu anlatan kaynakları incelediğimizde kurucu üyeler listesi olarak karşımıza bazı isimler ve kurumlar çıkmakta. Bunlar şöyle. Bahsetmiş olduğumuz Vehbi Çorakçı Bey, Aksaray mebusu, 2. Valimiz Yusuf Ziya Güner, dönemin belediye başkanı Mehmet Sueri, Ziraat Bankası, yani diğer adıyla, o dönemki adıyla Halk İktisadi Bankası, Aksaray Belediyesi, Sanayi ve Maden Bankası, Aksaray İl Özel İdaresi ve halk olarak karşımıza çıkmakta. Şirketin nizamnamesi de aynı yılda, yani 1924 yılında kabul ediliyor. Şirketin adının nereden aldığına bakacak olursak, yani neden Azmi Milli olduğuna bakacak olursak, Azmi Milli aslen Kurtuluş Savaşı döneminde şehir idarecileri ve halkın iştirakiyle kurulmuş bir cemiyet. Azmi Milli Türk Anonim Şirketi de halkın iştirakleriyle kurulduğu için böyle bir ismin verilmesi uygun görülüyor. Şirket o dönemde 250 bin TL'lik bir sermayeye sahip. O dönemin parasıyla. Ve şirket 1924 ve 2002 yılları arasında faaliyet göstermekte. Tabii ki bu yıllar arasında bu sermayede azalış ve artmalar da oluyor. Kurucu listesini incelediğimizde karşımıza 71 isim çıkmakta. Bu isimler arasında dikkat çeken isimler de var. Bunlar ilk başta bahsettiğimiz Aksaray mebusu Vehbi Bey, yani Vehbi Çorakçı Bey. İkinci valimiz Yusuf Ziya Güner Bey. Dönemin belediye başkanı Mehmet Sueri. İlk müftümüz, yani Cumhuriyet döneminin ilk müftüsü Müftü İbrahim İlmi Efendi gibi isimler de bu liste içerisinde göze çarpmakta. Azmi Milli Un Fabrikası'nın kuruluşuna bakacak olursak, yani şirket bünyesinde un fabrikasının kuruluşuna bakacak olursak 1926 yılında kurulduğunu görmekteyiz. Yani şirket bünyesinde Azmi Milli Un Fabrikası 1926 yılında Aksaray'da faaliyete geçiriliyor. Açılışa Cumhurbaşkanı, o dönemin Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ve Ticaret Bakanı Rahmi Bey davet ediliyor. Ancak iştirak edemiyorlar. Ve telgraf gönderiyorlar. Dilerseniz ben size Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün telgraflarını okuyayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün telgrafını okuyorum. Aksaray Azmi Milli Şirketi Müdürü Vehbi Bey'e un fabrikasının resmi küşadı münasebetiyle hakkımda izhar buyrulan samimi hissiyata teşekkür ederim. Müteşebbislerini takdir ve muvaffakiyetler temenni ederim efendim. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal. İsmet Paşa'nın gönderdiği telgrafa bakalım. Un fabrikasının resmi kuşadı münasebetiyle hakkımda izhar buyrulan samimi hissiyata teşekkür ederim efendim. Şeklinde bir telgraf gönderiyor. Azmi Milli Un Fabrikası gerek ülke açısından gerek ise Aksaray açısından önemli bir yere sahip. Ülke açısından baktığımızda ülke Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış. Bir emekleme döneminde, yeni şeyleri oturtma döneminde, yeni bir çalışmalar var. Yani yeni bir ülke kurma döneminde. Ve böyle bir dönemde böyle bir fabrikanın yapılması müthiş bir adım ve çok ilerici bir tutum. Aksaray açısından önemine baktığımızda Aksaray fabrikanın açılmasıyla beraber bir sanayileşme sürecine giriyor ve o dönem sadece 3 ilde bulunan elektrik Aksaray'a da gelmiş bulunuyor. Ve bu fabrikanın açılışı Aksaray'da büyük bir coşkuyla karşılanıyor. O dönem
faaliyet gösteren Aksaray Vilayet Gazetesi, Aksaray'ın Azmi Milli Un Fabrikası'nı iki gözü başlığı ile, yani şu şekilde Aksaray'ın iki gözü başlığı ile haber yapıyor açılışını. Dilerseniz ben haberi de sizlere okuyayım. Aksaray'ın iki gözü. 1926-19 teşrini evvel, yani Ekim ayı, halkın azmiyle yaptırılmıştır. 23 küsür metre yüksekliğindeki muhteşem dakik fabrikası, iki yanında astığı 500 mumluk elektrik lambaları ile binlerce metre uzaktan güzel köylü bir kızın gözlerine benziyor. Hayli zahmet çeken ve yapan Azmi Milli Şirket Heyet İdaresi, reis ailesi Mebus Vehbi Bey Efendi'ye sayısız teşekkür ederiz. Aksaray'da dediğimiz gibi fabrikanın açılışı büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ve fabrikanın açılış sürecinde de halkın elinde bulunan tahılın değerlendirilmesi amacıyla da Alman Mia Fabrikası ile 30 tonluk bir un fabrikasının açılması için anlaşma da yapılıyor. 1929 yılına geldiğimizde dünyada bir ekonomik kriz patlak veriyor. Ya bu krizin aslında temeline baktığımızda Will Stritch dediğimiz bir firmanın iflasından kaynaklanıyor. Ve bu iflasın temel noktasına baktığımızda da klasik liberalizmden sosyal liberalizme geçiş süreci. Daha sonra da tabii sosyal liberalizm güç kaybedip tekrar klasik liberalizme geçtiğini de görüyoruz. Yeni bir versiyonu neoliberalizm şeklinde. Ve bu dönemde işte Keynesyencilik gibi ekonomik bir model de gün yüzüne çıkıyor. Ve tabii ki de bu krizden bu dünya, yani günümüzde bu ekonomik kriz halen en büyük kriz olarak adlandırılmakta. Ve birçok firmayı, birçok sektörü, birçok alanı etkiledi. Etkilediği bu alanlardan biri de Azmi Milli Un Fabrikası. Azmi Milli Un Fabrikası bu zor süreçte zor da olsa kendini bu krizin dışına atmayı başarıyor. Zaten programımızı ilk başında da söyledik biz. 1923 ve 1933 yıllar arasında fabrika kesintisiz bir şekilde zarar ediyor. Bu kriz patlak veriyor, yeni bir kuruluş süreci var. Yani bir türlü kâra geçemiyor. Azmi Milli Un Fabrikası kaliteye çok önem veriyor. O dönem un çuvalları İstanbul'dan özel şekilde bastırılıyor ve üzerinde de Azmi Milli'nin logosu bulunuyor. Sohbetimizin başında da söyledik. Azmi Milli gerek ülke açısından gerek şehir açısından büyük bir öneme sahip. Şehir açısından kazandırdığı bir diğer önem ise Aksaray'da bulunan köylülerin ürettiği tahılı değerlendiriyor ve kaliteli hale getiriyor. Azmi Milli Un Fabrikası ürettiği unları ülkenin dört bir yanına dağıtıyor. Sadece şehirlere değil, askeri birliklere, önemli kuruluşlara da un veriyor. Mesela bakacak olursak askeri birliklere, verdiği askeri birliklere Hatay 41. Alay, Mersin 23. Alay, Islahiye 2. Piyade Alayı, Niğde ve Bor askerlik şubelerine veriyor. Yine Kızılay gibi ülkenin önemli bir kuruluşuna un veriyor. Ve İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Mersin, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Erzincan, Diyarbakır, Zonguldak, Malatya, İzmir, Hatay, Yozgat, Samsun, Amasya, Antalya gibi şehirlere de un gönderiyor. Yani şehir en başta da belirttiğimiz gibi bir sanayileşme sürecine girdi. Bir üretim sürecine girdi. Ve şehir gerek sosyal açıdan gerek ekonomik açıdan bir yarar elde etmiş oldu. Ve böyle bir potansiyele sahip olan şehir 1933 yılına gelindiğinde cezalandırılıyor. İlçe oluyor. Bu da çok acı bir durum. Ki Aksaray o dönem 4. elektriğe sahip ilk konumuna geliyor. Halen kaynaklarda mevcut. İlerleyen, yani bir sonraki sohbetimizde bulursa da değineceğiz. Nevşehir Aksaray'dan elektrik isteyecek. Bu
Bunu da şurada belirtelim. Sohbetin başında da söyledik. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk un fabrikası diye. Osmanlı döneminde kurulan bir un fabrikası da var. İlk olarak. Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin devrinde 1885 yılında Ayvan Saray'da faaliyete geçirilen bir un fabrikası var. Bu Osmanlı döneminin ilk un fabrikası. Cumhuriyet döneminin ilk un fabrikası da Azmi Milli Un Fabrikası. Bugün şehrimizde bulunan un fabrikası. Azmi Milli Un Fabrikası'nın un üretimi dışında yapmış olduğu birçok işletmede bulunmakta. Bunlar elektrik işletmesi, soğuk hava ve buz işletmesi, kara değirmeni işletmesi, kamyon yani nakliyat işletmesi. Bu işletmeler dışında şirket nizamnamesinde geçen ancak şirketin hiçbir şekilde faaliyet göstermediği bir işletme de var. Bu işletmede dokumacılık. Şirketin nizamnamesinde yani amaçlarında bu yer almakta. Ancak şirket hiçbir şekilde dokumacılık alanında faaliyet göstermemiş. Bugün Azmi Milli Un Fabrikası Azmi Milli Bilim ve Sanayi Müzesi olarak faaliyet gösteriyor. İnşallah bu zor süreci atlattıktan sonra yani Covid-19 salgınını atlattıktan sonra ziyaret etmenizi temenni ediyorum. Zaten faaliyetlerini de durdurmuş haldeler. Göreceksiniz ki makineler halen sapasağlam durmakta. Yapı halen orijinalliğini korumakta. Yani bu sürece gelmesinde katılan onlara da bir teşekkür borç haline geliyor. İnşallah gidersiniz ve inşallah o tarihi doku hissedersiniz diyorum. Dediğimiz gibi Azmi Milli Un Fabrikası şehrimizde çok büyük bir öneme sahip. Şehrimize çok büyük bir önem katmış. Şehrimize sanayiciliği başlatmış. Şehrimize elektriği getirmiş bir yapı. Ve bugün 96 yaşında. Ve hala da orijinalliğini korumakta. Ve bu yapı Aksaray'ında iki gözü. Şunu da belirtmek isterim ki bu yapının kurulmasında büyük emeği olan Vehbi Bey'e ve ekibine sonsuz teşekkür etmek gerekiyor. Yani ne kadar teşekkür etsek az Aksaray'a böyle bir yapı kazandırıldığı için Allah razı olsun diyoruz. İnşallah da ilerleyen programlarımızda bu yapıyı daha da anlamaya çalışacağız. Daha da yapının önemini arz etmeye çalışacağız. Temennimiz bu yönde. Bugünlük Azmi Milli Un Fabrikası'nın kuruluşu bu şekilde. Kendinize iyi bakın diyorum. Evde kalın diyorum. Zor bir süreçteyiz. İnşallah bu zor süreci de hep beraber atlatacağız. Gün geçtikçe iyiye gidiyoruz. Göstergeler o yönde. Sabır. Sabır her şeyin ilacıdır. Biraz daha sabır edersek özlediğimiz, haset çektiğimiz güzel günlere kavuşacağımızı umuyorum. Tekrardan kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.